Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle milli edebiyat şiirini noktalayıp Cumhuriyet dönemi Türk şiirine başlayacağız. Cumhuriyet dönemindeki Türk şiirini ele almadan Cumhuriyet dönemindeki anlayıştan birazcık bahsetmek istiyorum. Bu dönemde arkadaşlar memleketçi sanat anlayışı hakimdir. Memleket edebiyatı olarak bilinen anlayışta milli edebiyat geleneğinden yararlanmak, edebiyatı İstanbul dışına çıkarmak, konuşma dilinin doğallığını ve canlılığını yansıtmak, tarihimizin ve halkımızın gerçeklerini yansıtmak ilkeleri benimsenmiştir. Türk halkının her kesimi ve Anadolu edebiyata girmiş, milli edebiyat ile başlayan Anadolu'ya açılma ve halka açılma bu dönemde ana ilke olmuştur arkadaşlar. Edebiyatta gerçekçilik daha da önem kazanacak, yani realizm akımına önem veriyorlar. Sanatçılar Atatürk devrimlerini yorumlamış, savunmuş ve açıklamıştır ve halka tanıtmaya çalışmıştır bu dönemde. Atatürk, Atatürk devrimleri ve Türk tarihi konu olarak özellikle işleniyor. Memleket, millet, halk, çağdaş uygarlık, adalet gibi kavramlarla ilgili düşünceler eserlerde sıkça yer almıştır. Edebiyat belli bir kesimin ilgi alanı dışına çıkmış. Sadece İstanbul'dan değil, Anadolu'nun çeşitli yerlerinden de sanatçılar eserler vermişlerdir. Batı edebiyatı, batıdaki edebi yenilikler, akımlar yakından takip edilmiş. Bunlar uygulanmaya çalışılmıştır. Sanatçılar Türkiye'nin gerçeklerini, kentlerdeki, köylerdeki yaşamı ve insan ilişkilerini, yurt dışına göçen işçileri, Cumhuriyet'in kuruluşunu ele alan eserler yazmışlardır arkadaşlar. Yeni dil ve eski dil tartışmaları sona ermiş, dilde sadeleşme başarıya ulaşmıştır. Bu milli edebiyat döneminde zaten bayağı bir ilerleme göstermişti. Cumhuriyet döneminde biliyorsunuz artık eski dil, yeni dil tartışmaları sona erecek. Dil devrimi Latin harflerinin kabulü edebiyatı etkilemiş, türetilen ya da canlandıran sözcüklerin yanında bölge ağızlarından sözcükler ve anlatım biçimleri edebiyata girmiştir. Türk Dil Kurumu kurularak dil araştırmaları hız kazanacak. Bu dönemde arkadaşlar biliyorsunuz milli edebiyat döneminde Türkçülük anlayışından dolayı Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu büyük araştırma ve çalışmalar yapıyorlardı. Doğu ve Batı edebiyatının klasik yapıtları Türkçe'ye çevrilecek. Psikoloji ve psikiyatri alanlarında yapılan bilimsel çalışmalardan yararlanacak arkadaşlar. Anadolu coğrafyasında yaşayan efsane, masal ve mitolojiden yararlanılmıştır. Milli edebiyatta yer alan bazı sanatçılar bu dönemde de eser vermeye devam edecekler. Düz yazı türünde de Nurullah Atıcı'nın öncülük ettiği yeni nesir, öz Türkçecilik ve devrik cümle anlayışı yaygınlaşacak arkadaşlar. Hemen başlayalım saf şiire. Sanat sanat içindir anlayışı doğrultusunda okura estetik zevk veren bireysel şiir yazma akımına saf şiir denir arkadaşlar. Saf şiir anlayışı 20. yüzyılın başında Fransız sembolist şairler Paul Valéry, Paul Verlaine ve Staffan Mallarmé tarafından ortaya konmuştur. Bu şiir anlayışının ilk örnekleri olarak divan şiiri gösterilebilir. Tanzimat'ın ikinci kuşak sanatçılarından Abdülhakamit Tarhan, Recaizade Mahmut Ekrem gibi bazı isimler de saf şiir anlayışını benimsemişlerdir. Servet-i Fünun döneminde Cenap Şahabettin saf şiirin başarılı örneklerini vermiştir. Türk edebiyatında saf şiir anlayışı fecraati içinde yer alan Ahmet Haşim'in Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar adlı makalesiyle poetikasını ortaya koymuştur. Yahya Kemal ile birlikte milli edebiyat döneminde bu anlayış ile şiirler yazmaya devam edilmiştir. Cumhuriyet döneminde de arkadaşlar saf şiir anlayışı ana akımlardan biri olarak varlığını sürdürecek. Saf şiir anlayışı Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1920-1940 yıllarında bağımsız sanatçılar ve yedi meşaleciler olmak üzere iki kolda devam edecek. Saf şiir anlayışını sürdüren şairler arkadaşlar, bakın yedi meşaleciler ve bağımsız şairler olmak üzere iki grupta ele alınacak. Yedi meşaleciler kimlerdir arkadaşlar? Ziya Osman Saba, Yaşar Nabi Nayır, Sabri Esas Suyavuşgil, Muammer Lütfi Bahşi, Vasfi Mahir Kocatürk, Cevdet Kudret Solok ve Kenan Hulusi Koray. Biz bunları arkadaşlar cezvesi yamuk şeklinde kodlayabiliriz. Bağımsız şairlerimiz de Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Necip Fazıl, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Behçet Necatigil ve Asaf Halet Çelebi'dir arkadaşlar.
Evet, şimdi sizler için yedi meşalecileri kodladım. Cezvesi yamuk şeklinde arkadaşlar. Bunları aklımızda tutabiliriz. Tekrar etmek istiyorum. Cevdet Kudret Soluk, Ziya Osman Sabah, Vasfi Mahir Koca Türk, Sabri Esas Yavuşgil, Yaşar Nabi Nayır, Muammer Lütfi Bahşi ve Kenan Hulusi Koray arkadaşlar. Evet, şimdi saf şiir anlayışını sürdüren şiirin genel özelliklerine bir bakalım. Şiir dili önemsenir arkadaşlar. Dilde saflaşma, sadeleşme görülür. Şiir bir biçim, yani form sorunu olarak algılanır. Şiir soylu ve değerli bir sanat olarak kabul edilir. Amaç iyi, güzel, estetik haz veren şiirler yazabilmektir. Ses ögesi, yani musiki öne çıkarılır. İç ahenk önemsenir. Kapalı yoruma açık bir anlatım benimsenir. İmgeden yararlanılır. Yani sembolizm akımı bunlar için önemli olacak arkadaşlar. İnsan içsel ve bireyci bir yaklaşımla anlatılır. Didaktik tutumdan uzak durulur. Şiire emek vermek önemsenir. Şiirde hece ölçüsü de serbest nazımda kullanılır arkadaşlar. Evet, yedi meşaleciler. Cumhuriyet döneminde öz şiiri benimseyen ve edebi anlayışlarını bir bildiriyle yayınlayan ilk edebi topluluktur arkadaşlar. Görüşlerini 1928'de 7 Meşale adlı kitabın ön sözünde açıklamışlardır. Sanat anlayışlarını canlılık, samimiyet ve daima yenilik sloganıyla özetlemişlerdir. Beş hececilerin sanat anlayışını gerçekçi ve samimi bulmamış, şiirde yenilik arayışı içerisinde olmuşlardır. Sanat sanat içindir anlayışıyla saf şiire bağlı kalmışlardır arkadaşlar. Şiirde konu zenginliğini sağlamak için hayalden yararlanıyorlar. Çarpıcı imge ve benzetmelerle zenginleştirdikleri şiirleri ustalıkla yapılmış birer tablo değeri taşımaktadır. Şiire yeni bir duyarlılık getirmeyi amaçlamışlar ve sembolizm ve izlenimcilikten etkilenmişlerdir arkadaşlar. İmge ve mecazların katkısıyla izlenimlerini yansıtmışlardır. Hece ölçüsünü kullanmışlar. Bakın, yapıtta özgünlüğü yakalamak için taklitten kaçınmışlardır. Türk edebiyatına kısa süreli bir ses getirip hedeflerini gerçekleştiremeden dağılmışlardır arkadaşlar. Evet, bir sınav sorusu var arkadaşlar. Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin bir beyanname ile ortaya çıkan ilk topluluğu olan ortak çıkardıkları şiir kitaplarının başına bir mukaddime koyarak son zamanların renksiz ve dar Ayşe Fatma terennümünü sürdüremeyeceklerini, şiirin artık konu bakımından değişmesi ve genişlemesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir diyor. Bu topluluk kimdir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi burada renksiz ve dar Ayşe Fatma terennümü diye bahsettikleri kişiler beş ececiler arkadaşlar. Bunların beş ececiler ve beş ececileri eleştirenler Türk şiirinin bir beyanname ile ortaya çıkan ilk topluluğu da kimdir? Yedi meşalecilerdir arkadaşlar. Evet, temsilcilerine bakalım. Yaşar Nabi Nayır arkadaşlar 7 Meşale topluluğunun kurucuları arasında yer almıştır. Türkçenin yaygınlaşması için büyük çaba sarf etmiştir. Hem sosyal hem bireysel konulara yer verdiği şiirlerini Kahramanlar ve Onar Mısra adlı kitaplarda toplamıştır. Asıl ününü yayıncılıkla sağlamış 1933 yılında çıkarmaya başladığı Varlık dergisini ömür boyu yönetmiştir. Varlık Yayınları adıyla bir edebiyat kütüphanesi kurmuş ve edebiyata birçok yeni sanatçı kazandırmıştır. Öykü, roman, oyun, deneme, eleştiri, gezi yazısı gibi türlerde eserler vermiş, Fransızcadan çeviriler yapmıştır arkadaşlar. Şiir türündeki eserleri Onar Mısra ve Kahramanlar, hikaye türündeki eseri Sevi Çıkmazı, Bu da bir hikayedir. Roman türündeki eserleri Adem ve Havva, Bir Kadın Söylüyor, Kahraman İzciler. Biyografi türündeki eseri Ömer Seyfettin, Ahmet Haşim, Tevfik Fikret ve Homeros. Tiyatro türündeki eserleri Köyün Namusu, Mete, Beş Devir, Radyofonik Öyküler. Makale ve inceleme türündeki eserleri Edebiyat Dünyamız, Edebiyatımızın Bugünkü Meseleleri, Dost Mektupları, Yıllar Boyunca Tek Yol ve Atatürk Yolu. Arkadaşlar, Sabri Esat psikoloji, eğitim ve folklor alanında çalışmaları olan ve önemli çeviriler yapan bir sanatçıdır. Psikoloji profesörüdür ve bu alanda önemli çalışmaları vardır.
Bu yüzden arkadaşlar dışa vurumcu ve izlenimci etkilerle şiirler yazmıştır. Bakın şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmış. Şiirlerinde betimlemeye dayalı canlı bir anlatım oluşturmuştur. Özellikle ev içi ve eşya tasvirleriyle tanınmıştır. Zaman içinde şiirden uzaklaşmış ama çevirileri ve denemeleriyle edebiyatla olan bağlantısını sürdürmüştür. Şiir türündeki eseri Odalar ve Sofalar, çeviri ve inceleme türündeki eseri de İki Başlı Kartal, İstanbul'da Karagöz ve Karagöz'de İstanbul, bir de Psikoloji ve Terbiye Bahisleri adında bir eseri var. Evet, Ziya Osman Sabah'la devam ediyoruz arkadaşlar. Yedi Meşalecilerin en genç ve topluluğun şiir anlayışına en sadık ismidir. Hem heceyi hem de serbest vezni denemiştir arkadaşlar. Sembolist sanatçıların etkisinde kalmıştır. Ölüm, ev, Allah'a kulluk, geçmişe özlem gibi temaları işlemiştir. Ev içi şiirleriyle Behçet Necatigil'i etkilemiştir arkadaşlar. Romantik, gözlemci ve dışa vurumcu bir tarzı benimsemiştir. Yalnızlık duygusu ve hatıraları da başarıyla dile getirir. Şair olarak ün yapmasına karşın küçük hikaye türünde de eserler vermiştir. Hikayelerinde genellikle bir ana atmosferi oluşturmuş, çocukluk anılarını ve geçmişe duyduğu özlemi dile getirmiştir. Tasvirlerden yararlanmış, söz sanatlarına pek yer vermemiştir. Ziya Osman Sabah arkadaşlar mutluluk şairi olarak da bilinebiliyor. Eserleri arkadaşlar şiir türündeki eserleri Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman ve Nefes Almak, hikaye türündeki eserleri de Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi ve Değişen İstanbul diyebiliyoruz. Ziya Osman Sabah'ın Sebil ve Güvercinler adlı kitabındaki şiirler arkadaşlar yedi meşalecilerin şiir anlayışını yansıtmaktadır. Yani bu şiirlerde sanat kaygısı ön plandadır. Tabiata ve çevreye olan samimiyet ve duyarlılık bu kitaptaki şiirlerin en önemli özellikleridir. Bireysel duyarlılığın ürünü olan bu şiirler saf şiirin örnekleri arasında yer alır. Evet, Cevdet Kudret Solok, yazın yaşamına 1927'de Servet-i Fünun dergisinde yayımlanan şiiriyle başlamıştır. Saz şairleri geleneğinden yararlanarak yazdığı şiirlerinde daha çok özlem, yalnızlık, ölüm, karamsarlık temalarını işlemiştir. Şiirden sonra düz yazıya ağırlık vermiştir. Roman, öykü ve tiyatro türünde de eser veren sanatçı, okul kitapları ve edebiyat tarihi ile ilgili ciddi eserler yazmıştır. Romanlarını yazarken kendi yaşamından beslenmiş, Orta Oyunu kitabıyla 1974'te Türk Dil Kurumu Bilim Ödülünü, Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman kitabıyla 1991'de Sedat Simavi Büyük Edebiyat Ödülünü almıştır. Eserleri arkadaşlar Birinci Perde, Sokak, Birinci Perdesi şiir türünde, Sokakta Hikaye türünde bir eser. Roman türündeki eseri Havada Bulut Yok, Sınıf Arkadaşları, Karıncayı Tanırsınız. Tiyatro türündeki eseri Rüya İçinde Rüya, Kurtlar, Tersine Akan Nehir, Daniel ve Sara. Araştırma ve inceleme türündeki eserleri Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman, Türk Hikaye ve Roman Antolojisi, Dilleri Var Bizim Dile Benzemez, Orta Oyunu Bir Bakıma örnekleriyle edebiyat bilgileri. Birinci Perde adlı eserinde yer alan şiirlerinde bireysel duyguları, münzevi ve kötümser ama orijinal açılardan arada hikaye ve balat imkanlarından da yararlanarak başarıyla yansıtmıştır. Muammer Lütfi Bahşi ile devam edelim. İlk şiirlerinde aruz ölçüsünü kullandıktan sonra heceye yönelmiş, daha sonra serbest tarzda şiirler yazmıştır. Şiirlerinde genellikle milli konuları işlemiştir. Şiirlerini ve diğer yazılarını bir kitap halinde yayımlamamış, şiirlerinin bir kısmını Yedi Meşale adlı ortak kitapta yer almıştır arkadaşlar Muammer Lütfi Bahşi'nin. Kenan Hulusi Koray'la devam ediyoruz. Yedi Meşale'nin altı şairi arasına öyküleriyle katılan tek yazardır. Bir Tutam Saç, Beyaz Güller, Güzel ve Esrarengiz gibi ilk öyküleri Servet-i Fünun dergisine yayımlanmıştır. Cumhuriyet döneminde kısa öykü ve korku türünde eser veren ilk öykücülerdendir. Eserleri arkadaşlar hikaye türündeki eserleri Bir Yudum Su, Bir Otelde Yedi Kişi, Bahar Hikayeleri, Beşer Dakikalık Hikayeler, Son Öpüş, Yaz ve Aşk Hikayeleri, roman türündeki eseri de Osmanoflar ve Büyük Öykü.
Evet, çıkmış bir sınav sorusu var arkadaşlar. Parçada söz edilen sanatçı kimdir diye soruyor. Yedi Meşale topluluğuna mensup olan sanatçı edebiyatın birçok türünde eser vermiştir. Sanatı şişirmekten, harcamaktan korkan, bilinçli, birikimli bir eleştirmen ve edebiyat işçisidir. Sedat Simavi Büyük Edebiyat Ödülünü ve Edebiyatçılar Derneği Onur Ödülünü almıştır. Orta Oyunu eseriyle Türk Dil Kurumu Bilim Ödülünü kazanmıştır. Birinci Perde adlı eseri de en tanınmış eserlerinden biridir diyor. Birinci Perde ve Orta Oyun deyince ben kim diyeceğim zaten arkadaşlar? Cevdet Kudret Solok diyeceğim. Evet, Vasfi Mahir Kocatürk halk şiirinin biçimsel özelliklerinden yararlanmıştır. Vatan, millet, kahramanlık, doğa temalarını işlemiştir. Edebiyat tarihi ve antoloji alanlarında çalışmalar yapmıştır arkadaşlar. Eserleri Dağların Derdi, Tunç Sesleri, Geçmiş Geceler, Bizim Türküler, Ergenekon ve Hayat Şarkıları şiir türündeki eserleridir arkadaşlar. Manzum tiyatroları Yaman, Sanatkar ve On İnkılap, araştırma, inceleme ve antoloji türündeki eserleri de Divan Şiiri Antolojisi, Osmanlı Padişahları, Türk Edebiyatı Şaheserleri, En Güzel Türk Manileri, La Fontaine Hikayeleri, Tekke Şiiri Antolojisi, Metinlerle Edebiyat, Şiir Defteri, Hikaye Defteri, Namık Kemal'in Şiirleri, Ziya Paşa'nın Şiirleri, Saz Şiiri Antolojisi, Meşhur Beyitler ve Türk Edebiyat Tarihi olmak üzere araştırma, inceleme ve antoloji türünde eserleri var. Evet, 7 meşalecilerle ilgili yine bir çıkmış sınav sorusu var arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Adana'da beş hececilere tepki olarak ortaya çıkmıştır. Evet, beş hececilere tepki olarak ortaya çıkmıştır. İç dünyalarına, eşya ve olaylara izlenimci bir ressam gibi bakmışlardır. Halk şiirimizin özelliklerinden yerli kaynaklarımızdan yararlanarak şiirimizin aruzdan heceye geçişinde önemli rol oynamışlardır. Bunlar kimlerdi arkadaşlar? Beş hececilerdi. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak arkadaşlar. Burada arkadaşlar 7 meşaleciler videomuzu sonlandıralım. Bir diğer videoda da saf şiir anlayışını bağımsız bir şekilde ele alan sanatçılarımızdan bahsedeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Takipte kalın, esen kalın.